Bu ne lan? Burada. Gelin burada. Lan Mr. Brookhaven var burada. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte gizem dansını yapıyoruz arkadaşlar. Yanımızda Kübra, Nisa, Pratik Oyun, Ahmet ve Dora var. Herkes hoş geldi dostlarım. Hoş bulduk. Arkadaşlar gizem dansı dediğime göre bugün tabii ki de Brookhaven'a harika bir güncelleme gelmiştir. Ve o güncelleme ile birlikte oyunumuza harika gizemler eklenmiştir. Değil mi Kübra'cığım? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi hızlı bir şekilde güncellememizi anlatarak başlayalım. Bu güncelleme bizi çok etkiledi çünkü birbirinden harika şeyler getirmişler arkadaşlar oyuna. Mesela bir tanesini hemen göstermek istiyorum. Bakın. Merhaba Kübra'cığım, ne haber? Merhaba canım, iyi, senden? Ben de iyiyim. Ahmet'i gösteriyoruz. Ahmet'ciğim burada. Pratik abi burada. Burada da Dorişkon var. Burada da ben varım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz artık Freecam özelliği gelmiş durumda. Eğer özel serverınız varsa rahat rahat böyle hareket edip etrafta gezebiliyorsunuz kamerayla. Onun dışında gezemiyorsunuz tabii ki de. Şimdi tekrardan karakterimizi güzel bir şekilde alalım. Asıl arkadaşlar güncellememizi anlatmaya başlayalım. Güncellememizle birlikte arkadaşlar oyunumuza yeni birbirinden güzel propslar gelmiş durumda. Props dediğimiz şey, buraya tıklıyoruz. Yani çantaya tıkladığımız zaman arkadaşlar orada çıkan şeylerden bahsediyorum. Yani buradaki props yazısından bahsediyorum. Buna bastığımız zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yeni ağaç türleri gelmiş durumda. Ağaçları kaldırımlara çıkartabiliyoruz. Ana yola çıkartamıyoruz. Buraya bir tane ağaç çıkarttım. Onun dışında arkadaşlar birbirinden güzel ağaç çeşitleri getirmişler. Çalı çeşitleri var. Böyle mısır tarlası gibi bir şey getirmişler. Çiçek haline dönüştürebiliyorsunuz. Bunlardan da arkadaşlar böyle gelip bir orman tarzında bir şeylere çevirebilirsiniz. Böyle sık bir orman haline de getirebilirsiniz bunu. Evet. Onun dışında çok güzel çitimiz gelmiş. Kübra'cığım çit göstermek ister misin bize? Çitimi sen göster istersen. Sen çit ile yaparsın. Evet, ben gösteriyorum. Arkadaşlar böyle güzel bir çitimiz gelmiş. Ya daha önceden de bunlar vardı ama yeni özellikler eklemişler. Tıkladıkça farklı yapılar elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çitten kastım bu. Buraya tıkladığımızda artık aynı şekilde böyle uzatabiliyoruz biraz daha. Mesela böyle kendimize ait bir ev haline getirebiliriz arkadaşlar burayı. Böyle bir çit getirmişler. Bence oyuna gayet güzel bir güncelleme şeklinde bir şey olmuş. Şimdi güncellememizle birlikte oyunumuza tabii ki de ne gelmiş diyeceksiniz. Birbirinden güzel araçlar gelmiş durumda arkadaşlar. Ama araçları göstermeden önce lütfen 2 saniyenizi ayırın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın bizlere. Kübra Nisa'nın kanalına, Pratik abimin kanalına, yani Pratik Oyun'a ve Han kanala lütfen abone olun. Şimdi arkadaşlar araçlarımız yavaştan gelsin. İlk aracımız bu güncelleme ile birlikte çok yoğun bir şekilde kullanılan arkadaşlar tabii ki de çiftlik modu gelmişti. Çiftlik arabaları gelmiş. Birinci arabamızı çıkartıyorum. İlk arabamız bu arkadaşlar. Şöyle bir dolaşalım. Bildiğiniz Anadolu. Hatta bazen böyle eskicilerde falan görürdük eskici arabası olarak. Böyle beyazı olurdu değil mi Kübra'cığım? Evet. Pratik abi sen gerçekten hatırlıyor musun bu arabayı? Evet ya, kamyonet bunlar. Kamyonet, aynen, küçük kamyonet. Arkadaşlar isterseniz arkadaki şeye tıkladığınız zaman ürünler değişiyor. Mesela bal kabağımız var, ağaçlarımız var, samanlarımız var, burada mısırlarımız var. Bu şekilde güzel bir şey yapabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar arabamız tabii ki harika hızlara ulaşıyor. 200'e kadar çıkıyor. İstiyorsanız turbo ile birlikte iki katı, yani 900'e çıkartabiliyorsunuz hızı abi böyle. Uhuu, çok hızlı. Evet, araç aşırı derecede hızlı. Oo. Brookhaven'daki en fena gazaydı herhalde bu. Evet, arabamızı bu şekilde arkadaşlar gösterebiliriz. Gerçekten çok dengeli. Birazdan da dengesiz bir araba göstereceğim. Ondan dolayı dengeli diye bu kadar övdüm bu arabayı. Evet, bayağı iyiymiş. Bu arada arabanın ekstra diğer arabalardan farklı bir özelliği daha var arkadaşlar. Eğer ki sizde hızlanma modu yoksa, yani örnek veriyorum ki 50 ile gidelim. Bir de turbomuz olmasın. Arabanın arkasından çıkan dumana bakar mısınız ya? Evet ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hava kirliliği yapıyor çok kanka. Kötü. Evet, aşırı derecede pis bir gaz bıraka. Yani motor yağ yakıyor abi. Bu siyah duman çıkıyorsa motor yağ yakıyordur. Yani onun bilgisini de buradan paylaşmış olayım. Evet, ilk arabamız bu şekildeydi. Kendisi çok tatlı ya. Aman nazar değmesin, öpeyim. Muah. Şimdi geldik diğer aracımıza. Diğer araç da çok havalı. Hatta belki de Brookhaven'daki en havalı arabalardan bir tanesidir. Şimdi aracımızı çıkartalım. Aracımız abi bir tane ne denir? Kamyonet değil bu. Kepçe. Kepçe ama arkadaşlar bunun asıl amacı tabii ki de tarla sürmek için. Ekinleri ekmeden önce güzel bir şekilde tarlayı
biçmek için kullanılan bir traktör abi bu. Bu şekilde bir araba yapmışlar. Rengi de gerçekten tam bir tarla rengi. Arkadaşlar gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Bekliyorum herkese. Biz de alsana. Yer yok ama ne yapalım ben ki? Ben bir sepet çıkartayım. Buyurun sepetime. Buyurun. Geldim. Evet, ne oluyor lan Ahmet de... Ben galiba çok şişkoyum. Arkaya doğru şey oldu. Bir şey söyleyeceğim. Siz biz de arkada değilsiniz şu anda. Neredeyiz? Vallahi havada uçuyorsunuz şu an Ahmet'le ikiniz. Yok. Biz normaliz. Allah Allah. Ben de ikiniz havada uçuyorsunuz. Peki öyle olsun. Tamam sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlarım güzel bir şekilde göstermeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir traktörümüz var abi. Bununla böyle etrafta gezebiliyoruz. Böyle tarla gördüğümüz zaman biçiyormuş gibi yapabiliyoruz tabii ki. Onun dışında arkadaşlar yine buna da ekstra bir hız katabiliriz. Mesela 200 hız verelim. Yine bir turbomuzu 3'e çıkartalım. Yani hızını arkadaşlar yaklaşık 600'e falan çıkarttık şu anda. Bakalım nasıl gidiyor. Uçuyor kanka. Evet, böyle traktör mü olur ya? Gerçekten bayağı iyi. Ama bayağı dengesiz abi bu. Aman. Of çok fena çarptık be. Evet. Şunu bir düzeltmeye çalışayım. Lan bir düzel lan. Evet. Şimdi arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Şimdi ne arkadaşlar. Yaptın bize? Traktörümüzün bir başka özelliği var. Onu paylaşmak istiyorum. Buradaki butona tıkladığınız zaman arkadaşlar öndeki kepçemiz hareket ediyor. Şöyle göstereyim. Tıkladım. Yukarı kalktı. Tıkladığım zaman bir kez daha aşağı doğru güzel bir şekilde iniyor. Bu arada oyunda bir şey daha fark ettim. Bu aracın arkasına galiba zamanla bir şey bağlanacak. Çünkü bağlanması için bir aparat yapmışlar şu anda ama aktif bir şekilde kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Kübra'cığım gördünüz mü bu özelliği? Yok. Evet. Bayağı ben güzel. Fark etmedim. Arkasında bir şey var. Dorse takmalık bir yer yapmışlar. Bu şekilde gözüküyor. Evet. Ahmet Toto'su vardı. Görememiştim. Evet. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar rengini de gösterelim. Rengini de istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Böyle beyaz olabilir. Mavi olabilir. Birbirinden güzel renkleri var zaten. Ya da kırmızı yapalım böyle. Gerçek bir traktör gibi gözüksün. Pratik hatta gidiyoruz kanka tekrardan meydana. Şimdi arkadaşlarım. Güncellememizle birlikte oyunumuza yine eklenen... Oy yamuştuk. Harika özelliklerden bir tanesini göstereceğiz. Evet, biraz dengesiz bir araba yapmışlar. Bu arada bu araba da arkadaşlar fark ettiyseniz gaza bastıkça yine duman saçmaya devam ediyor. Niye böyle bir dans ediyormuş gibi oluyorsa. Evet şöyle götürelim. Abi çok tehlikeli bir araba bu ya. Çok sakat bir araba. Heh. Şöyle meydana getireyim de şurada ne olursa olsun. Haydi inin arkadaşlar yeter. Şimdi... Arkadaşlar güncellememizle birlikte yani bu güncellemenin anlamı zaten tam olarak şuydu. Abi yeni güzel bir şekilde adamlar tarlalar getirmişler. Çiftlikle alakalı arabalar getirmişler. Ne eksik diyecekseniz tabii ki daha bir çiftlik eksik. Oyunumuza çiftlik gelmiş. Hemen hep birlikte çiftliğimizi oluşturalım. Gerçi oluşturulmuşu varmış ama ben karşıya yapacağım arkadaşlar. Burası Kübra Nisa'nın çiftliği. Burası da Han Baba'nın çiftliği. Güzel bir şekilde. Han Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde atları var. Mü 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 diye bağırır. Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz biz daha önceki güncellemelerde de anlattığımız bir şey vardı arkadaşlar. Eğer ki çıkartacağınız evin etrafındaki çerçeve kırmızı renkliyse bu evde bir gizem var anlamına geliyor. En son gelen çiftlikte fark ettiyseniz yine kırmızı güzel bir çerçeve eklenmiş durumda. Şimdi çıkarttık. Evet yani bu evin içinde bir gizem var. Biz de zaten birazdan bu gizemi anlatacağız. Kübra'cığımla, Pratikçiğimle, Doracığım ve Ahmetçiğimle. Şimdi arkadaşlar burası bizim güzel çiftliğimiz. Bunun içerisine girebiliyoruz. Buradaki ekinlere böyle tıklayıp ürün alabiliyoruz elimize. Bunlar da yeni eklenen propslardan bazıları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde mısırlar var. İsterseniz buradan tarlanızın ektiğiniz ürünlerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela neler var derseniz mısır var. Burada arkadaşlar ekinler var. Böyle işte buğday mesela. Buraya ekmişler. Büyümesini bekliyoruz. Tohum yani bunlar daha. Tohumcuk da diyebiliriz. Burada arkadaşlar ağaçlarımız var. Gördüğünüz gibi istiyorsanız ağaç tarımı yapabiliyorsunuz. Peki bunun üzerine bastığımızda ne oluyor derseniz gördüğünüz bu ağaçları karakterimiz eline alıyormuş. Evet devam edelim. Burada pumpkin var. Yani arkadaşlar ne? Bal kabağı. Buna bastığımızda elimize bal kabağını alıyoruz. Bu da çok güzelmiş gerçekten. Bu arada aşağıdaki envanterimi temizleyeyim yavaştan ben de. Peki geldik. Death.
Evet, ölmüş bir sürü ürün var. Bunlar ele alınmıyor arkadaşlar. Zaten bunlar batmış, bitmiş bir tarla biçimi abi. Hani çalılık haline gelmiş. Artık ürünler ölmüş. Non dediği de hiçbir şey yok anlamına geliyor. Boş bir tarla. Ekilmeye hazırlanmış durumda ama daha bir şey ekilmemiş haline koymuşlar. Bence gayet güzel olmuş. Şimdi ben çok konuştum ve susadım. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Oh, lıkır lıkır kay biraz, biz de gelelim ya. Ağzını böyle yukarı doğru açacaksın, lakır lakır ağzına girsin buradaki su. Çok güzel ya. Arkadaşlarım tabii ki buradaki amaç ne derseniz. Buradaki abi güzelce alıyorsunuz kovayı. Buradaki ürünleri böyle ıslatmak, sulamak için kullanılan bir aparat. Tabii bunun suyu büyük ihtimalle bitmiyordur. Bastım, su güzel bir şekilde kapandı. Şimdi evimizin güzelce içine doğru gireceğiz. Bu arada istiyorsanız güzel bir şekilde ürünleri sulayın diye böyle su şeyleri de koymuşlar. Evet, gayet güzel. Çok başarılı. Şuradan basalım, ürünlerimiz tekrar çıksın. Şimdi evimize giriyoruz. Evimiz arkadaşlar tam bir çiftçinin yaşayacağı tarzda tasarlanmış. Asıl amacınızın evde vakit geçirmek değil de bahçede vakit geçirmek ya da kendi hayvanlarınızla ilgilenmek olduğu bir ev tarzı tasarlamışlar. Şimdi evimize girdiğimiz zaman bir adet yatak bizi karşılıyor. Burada bir Amerikan mutfak var. Burada yemek yapabileceğiniz raflar, buzdolabı. İstiyorsanız güzel bir şekilde bir ısıtıcımız var. Televizyon koymuş durumdalar. Karşısında bir adet mobilya var. İki kişilik yemek yenilecek bir tane masa ve sandalyeler yer alıyor. Onun dışında küçük karavan usulü bir tuvalet var. Duş alabilin diye duş koymuşlar. Ve bu şekilde tasarlanmış bir, ne diyeyim yani, mutfak şey, lavabo. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı var. Normalde diş fırçalama şeyi bunun hep tepesinde oluyordu. İlk defa farklı bir yere koymuşlar. Garip olmuş. Evet. Şimdi bu evin iki tane özelliği var Kübra'cığım. Biliyor musun sen bunları? Evet. Şimdi bu evimizdeki özelliklerden birincisi arkadaşlar, istiyorsanız evi kış moduna alabiliyorsunuz. Şimdi mesela örnek veriyorum ki benim mısırlarım vardı. Güzel şekilde mısırlarım vardı. Sonra birden hava bozuldu. Olur ya, hava bozuldu yani. Birden böyle hava bozuldu. Ana! Ulan ne güzel, tam da mısırlarım güneşten faydalanıp büyümüştü derken kar yağmaya başladı ve benim güzel ürünlerime don vurdu. Yani ürünlerim dondu, gitti, bitti. Ve ne oluyor abi? Benim ürünlerime buradan tıklıyorum mesela kışken. Kışa bir tıklıyorum ve artık bu ev kış moduna alındı arkadaşlar. Şimdi... Aha, ağaçlar da değişiyor baksana, kahverengi beyaz oluyor, çürümüş olmuş, yaprak dökmüş, kurumuş ağaçlar. Bak buradaki ağaçların rengi şuradakilerle uyumlu. Şimdi ben karı durdurdum, birazdan duracaktır arkadaşlar. Hatta bir kez daha mı durdurayım, ne yapayım? Evet, şu an kapanıyor. Şimdi evimize baktığımız zaman arkadaşlar bildiğiniz kış moduna alınmış durumda. Gördüğünüz gibi artık çorak bir arazinin içerisindeyiz. Toprak biraz potzala dönmüş durumda. Yani böyle karla karışık donmuş bir toprak rengini almış. Ürünlerimizin hepsi ölmüş durumda. Burada suyumuza bakalım. Su akıyor mu? Akıyor, iyi. Buz akabilir diye düşündüm de akmıyor. Ürünleri istiyorsanız tabii ki tıklayıp eski haline geri alabiliyorsunuz. Ama ana haritanın verdiği renkler bu şekilde. Peki ikinci modumuz ne diyecekseniz, buraya geldik arkadaşlar, buradan güzelce ilkbahar moduna bastık ve artık gördüğünüz gibi ilkbaharın, yani yazın verdiği şıkır şıkır ışık her yere güzel bir şekilde vuruyor. Ağaçlarımız renklenmeye başlamış, bitkilerimiz çıkmaya başlamış. Yani ilkbahar havasını güzel bir şekilde vermişler. Ev bu kadar mı? Değil abi. Buradan çiti açtık. Burada atları, hayvanlarımızı besleyebileceğimiz 2 adet yer bulunuyor. Bu arada güncellememizle birlikte arkadaşlar 2 adet at çıkartıldığına dair bir yazı vardı güncelleme ile ilgili. Onu da göstermek istiyorum bir. Atları çıkartabileceğim bir yer bulmalıyım önce. Niye burada doğamıyor benim atlarım Kübra ya? Bilmiyorum ki, doğması lazım. Elinde başka bir şey tutuyor olmayasın? Yok, bir tane atım oldu. Bakayım bir tane daha çıkartabilecek miyim? Lütfen bekleyin diyor. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Aa! O benim çıkıyor. Değil. O benim değil. Boş şıkasının atı. Hayır, bir tane at çıkartılıyor. Aa! Bu kötü olmuş. Hala aynı. Ama props'lardan çıkarabiliriz ama. Evet, props'lardan tabii ki çıkartabiliriz Kübra'cığımın dediği gibi. Ben atımı biraz daha şöyle hoş bir şey yapayım. Heh, şöyle olabilir mesela. Ya da şöyle çiçekli olsun ha. Güzel. Evet, mesela atımla geldim. Aynı. Atı buraya park ediyorum. Evet. İndim attan.
güzel bir şekilde kapağı kapattım, at orada. Abi çok güzel yapmışlar. Burada bir tane yalağımız var arkadaşlar, suları hayvanlar güzel bir şekilde içsin diye. Burada su çıkartan bir değirmenimiz var. Bununla pratik abim canlı yayında öğretti. Sağ olsun, ben daha önceden bilmiyordum. Burada da samanlarımız var hayvanlara verebilmek için. Ya bunu bildiğim kadarıyla buradan bir yere koyamıyoruz. Keşke koyabilme şeyi verseydi. Ama koyamıyoruz, ama besliyormuş gibi yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi arkadaşlar, asıl evet, o an geldi Kübra'cığım. Herkesin beklediği an geldi. Herkes hazır mı? Evin şeyi nedir mi? Kanka? Küresi mi? Evin küresi mi? Şurası mı evin şurası? Çatı katı evin mı? Hani bir evet. Evet, yavaştan artık gizemler ve gizli yerlere başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım, normalde biliyorsunuz eskiden biz, yani göstereyim, eskiden yapmamız gereken neydi abi bizim? Şimdi geleceğiz buradan, bir adet yatak. Yatak bul, yatak. Yatağı bulan var mı? Ben evet. Niye yatağı görmedim? Rengi mi çok yeşil falan mı rengi? Al yatak. Nerede? Yerde. Bana atsanıza bir tane yatağı. Arkadaşlar bir yatak atabilir misiniz? Ha, sağ olun. Bir yerde var. Şimdi arkadaşlar, normalde eskiden biliyorsunuz yatağımız vardı. Ama bu yatağı gelip buraya koymamız gerekiyordu. Geleceğiz buraya, böyle yerleştirmeye çalışacağız. Hatta buraya da yerleşmiyor. Çatısı çok orijinalmiş bu arada. Ama şey Hankan ağacım. Şuradan şöyle bir gizli yer var ama sen bilirsin. Ben şuradan çatıya giriyorum şimdi Kübra'cığım, çatı aramıza. Abi. Efendim canım. Abi küçüldüm, ben direkt girdim buradan. Aynen, bak, yandan giriliyor zaten. Aa, oradan giriş mi var? Ben illa çabalamak evet, istiyorum. İlla zorlanacağım. Tamam. Arkadaşlar istiyorsanız buradan giriş yapabiliyor musunuz? Onun dışındakini de şimdi ben göstereceğim. Burada fark ettiyseniz birbirinden güzel böyle boş bir alan yapmışlar yani. İstiyorsanız bunu kullanabilirsiniz diye herhalde tasarlanmış. Onun dışında arkadaşlar buradan direkt zaten çatıda bir boşluk varmış. Buradan giriş yapabiliyorsunuz. Buraya istiyorsanız farklı şeyler koyabilirsiniz. Çünkü oyun artık yavaştan props getirmeye başladı. Bunlar çok etkili şeyler. Ben beğeniyorum gerçekten. Mesela burada ne olabilir abi? Mantıklı bir şey koyalım buraya. Bakayım. Mesela bir tane zombi cesedi. Bak, zombi cesedi olabilir. Hani ceset bulmuşlar gibi. Ya da para olabilir abi. Yani böyle şeyler buralara saklanmış. Ya da kullanılmayan kutular. Ya da cenaze tabutu. Kullanılmadığı için buraya koyulmuş. Çok mantıksız değil mi? Cenaze tabutu burada ne arıyorsun? Yani böyle bir ardiye olarak da kullanılabilir. Evet. Kübik. Şimdi. Efendim. Şimdi efsane yere gidiyoruz. Hazır mısınız? Ay hazırım. Kübra'nın canlı yayında ballandıra anlattığı, Oğuz ben bir gizem buldum hem de tam olarak burada dediği arkadaşlar yere gidiyoruz. İlk olarak bu gizemi yapmak için elinize bir adet arkadaşlar kürek almanız gerekiyor. Bu küreği alacaksınız arkadaşlar ve tam olarak nereye kazacaksınız biliyor musunuz? Şurada su alanı var ya, bizim su alanımız, tatlı su alanının içine giriyorsunuz. Ve burayı güzel bir şekilde kazmaya başlıyorsunuz. Buyurun Pratik Bey. Buyurun Dora Hanım. Kazın. Oha bir oldu. Evet, Dora gitti. Şimdi ben elime bir ışık alayım şöyle. Bizimkiler kaybolurken göstermek istiyorum. Evet. Bakalım kim gidecek ikinci olarak. Ahmet ve Pratik gidemiyorlar şu anda. Pratik de gitti. Devam et Ahmet'ciğim. Gideceksin. Devam et. Çok hareket etmene gerek yok Ahmet. Evet, Ahmet de gidecek herhalde şimdi. Ahmet durmadan hareket ediyor. Evet. Hey abi. Şimdi yavaştan ben geliyorum abi o zaman. Evet, arkadaşlar kazmaya başladık burayı. Kaz. Hankan abim ben gidemedim ya. Benimkisi bug'a girdi. Nasıl ya? Evet, ben giremedim ya. Aa. Bu arada bizimkiler gitti, biz de gidemiyoruz Ahmet'le. İki kişiyken galiba bozuluyor burası. Ahmet bir daha yapsan bakayım. Çıkalım mı kanka? Tamam abi. Ahmet, geldi. Ahmet de gitti Kübik. Sen niye gidemedin? Benimkisi bug'a girdi. Bir daha girip çıkacağım. Bekle tamam. Ama önce ben girecektim ya. Sen girme. Tamam, Kübra'yı bekliyoruz arkadaşlar. Kübra'cığım girsin, sonra da ben gireyim. Harbiden ama çok efsane güncelleme yapmışlar. Bu arada arkadaşlar şu ayrıntıyı da vermek istiyorum. Bunu söylemeyi canlı yayında unutmuştum, canlı yayında tanıtırken. Onun hemen bilgisini vereyim. Arkadaşlar bu korkuluğu görüyorsunuz değil mi? Bu korkuluk, unutmayın şu şekli. Şimdi tekrardan göstereceğim çünkü sizlere. Bu korkuluk aslında, tabii ki neredeki korkuluk abi? Şu ileride bir çiftliğimiz var. O çiftlikte arkadaşlar bir adet korkuluk vardı. Ve bize bir yeri kazmamız gerektiğini söylüyordu oyun içerisinde. Tam olarak ikisi de aynı korkuluk şeklinde yapılmış.
Burada da bir yeri kazdığımızda bir yere ulaşıyoruz. Şimdi Kübra'cığım gittikten sonra bekliyoruz bakalım neler olacak. Ben de gideceğim sonra ama öncesinde şu korkuluğu gösterelim mi? Çok az kaldı. Ankara'cığım ben giremiyorum galiba. Neyse sen gir bekleme beni. Tamam. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki korkuluk da aynı tarzda yapılmış. Burada biliyorsunuz kazmamız gereken yer tam olarak şurasıydı ve yeşil kartı alıyorduk. Peki şimdi nereye gidiyoruz ve neyle karşılaşacağız hep birlikte görüyoruz. Tekrardan evimize ışınlandık. Ve güzel bir şekilde arkadaşlar burayı kazıyoruz. Kübra'cığım da gelemedi ana kıyamam ya. Evet. Kas 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 kas. Hadi lan. Hadi lan çabuk lan. Evet. Oha. Oğlum. Kanka. Lan Mr. Brookhaven var burada. Oğlum bunu görmediniz mi? Niye söylemiyorsunuz? Oh. Abi. Lan yok oldu gitti. Niye görmediniz mi siz? Sahte o fakir. Fakir mi? Nasıl fakir lan? Fakir. Abi gerçek değil yoktu. Nasıl? Bir saatte mi çıkıyor burada? Abi o gerçek mi? Gerçekti işte burada kafası ben çıktı korktum, ya. Bayıldım. Abi o neydi? Lan Mr. Brookhaven buradan size bakıyordu görmediniz mi? Oğlum şaka gördüm falan ben mı yapıyorsunuz videoda? Hayır abi. Kübra nerede? Kübra. Ben server'dayım da giremedim ki. Abi Kübra'yı alsanız da. Kübra sen neredesin bir yanına gelelim. Abi biz burada Mr. Brookhaven gördük. Evet. Nasıl ya? Belli saatte çıkıyor galiba abi. Bir dakika ben bir eve tekrardan ışınlanıyorum. Kanka bizi bıraktın burada korkuyoruz. Kanka siz de gelin abi yukarı. Tamam. Allah Allah. Ben bir daha gireceğim ya. Ben şimdi senin evine geliyorum. Gel. Neredesin? Geliyorum. Caddedeyim. Koşuyorum şu an. Tamam bekliyorum. Işınlanabilirsin Kübikçim istiyorsan. Şimdi... Geldim. Ana çok garip lan. Gerçekten Mr. Brookhaven miydi? Şaka yapmayın. Mr. Brookhaven da değildi kafası gibi bir şey. Ben onu Kübra abla sandım. Ama ben giremedim ki. Kübra giremedim dedi ya. Girseydi gelirdi abi zaten. Abi o zaman gerçek fakir değil. Bilmiyorum ki. Şimdi bir kazıyım abi şuraya tekrar. Gelsene bak Kübra bir al eline şeyi. Anlatayım tamam. Bak burayı aldık böyle kazdık pat diye. Tam olarak şunun üzerinde çıktı. Evet kafası çıktı hem de. Lan bir saattir duruyor gibi bizimkilerden de ses çıkmıyor. Pratik böyle yere yatmış falan dalga geçiyorlar yoktu birlikte. Yoktu ki abi. Buradaydı ben ya. Ben gittim abi. Buradaydı kafası burada. Kübra gelemiyor mu yine? Yok beni içeri sokmuyor şu an kazıyorum ama. Allah Allah. Oğlum burada da bir şey olabilir abi, ha. Abi sen geldin ya. Ha? Ne oluyor lan? Oğlum iyice korkmaya başladım. Köpek sesi falan geliyor. Ne yapıyoruz? Ödüm kopuyor abi, yapmayın. Abi sen geldiğinde direkt kanka geldi. Şurada evet, çıktı şurada. Tam gördüm kanka. Aynı bir şey diyeceğim Han kanalcığım. Acaba diğer çiftliğe gidip mi baksak? Belki orada da görürüz. Tamam hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar güzel hadi bir şekilde. Hadi koşun. Diğer çiftliğe doğru gidiyoruz. Nerede diğer çiftliğe gidişimiz? Şuradan hızlı bir şekilde basıyorum tekrardan. Abi siz görmediniz mi onu? Gördük kankacığım gördüm. Allah Allah. Tamam ben bir ilerliyorum bir bakacağım ona. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde diğer çiftliğe gidiyoruz. İki şey arasında bir bağlantı olabilir. Neydi bu? Korkuluk arasında bir bağlantı olabilir. Oraya gittikten sonra çıkmış olabilir. Bir bakacağım. Oğlum, bu ne lan? Burada. Gelin burada. Nerede? Bak burada. Geliyor. Çiftlikte mi? Evet burada. Nereye gidiyor lan o? Lan oğlum kaybolup duruyor. Bende mi çıkıyor? Ne oluyor oğlum? Bir saniye ya. Allah Allah. Kankana nerede ya? Biz gelene kadar sen çoktan buldun bile. Peki nasıldı? Lan kafası var sadece. Mr. Brookhaven'ın kafası var. Evet, anlamadım ki. Burada nasıl duruyordu kafası şöyle. Kafası var ya? Lan sadece duvarda kafa var kafa. Kafasını gördük. Sadece kafa ben düşün. Ben heykel zannettim önce kanka. Ben de heykel zannettim. Ya yalan söylemeyin ya. Lan vallahi ne yalan söyleyeceğiz? Videoda izlersin Allah Allah. Yalan borcumuz mu var sana? Neredeydi peki yerini göster. Belki yerin dibine falan girmişti. Bak ne buradaydı. Ama bak buradaydı. Böyle duruyordu tam. Ama sadece kafası vardı Kübra. Şey yoktu vücudu yoktu. Nasıl sadece kafası var? Öyle bir şey mi olur? Vücudu Allah nerede? Allah Allah. Vücudu yoktu sadece kafası vardı diyorum ya. Mr. Brookhaven suratlı biri duruyordu burada. Abi siz mi yapıyorsunuz? Bir şey söyleyin ya. İyi de nasıl yapalım ki öyle yapacağız? Bir şey? Brookhaven'ı nasıl yapalım? Allah Allah ne bileyim abi. Her neyse tamam o zaman. Abi bununla da alakası yok. Arkadaşlar anlamadım ben tam olarak ne olduğunu ama sizin de başınıza böyle bir şey geliyorsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir gizem galiba. Abi olabilir bilmiyorum.
Onu çözmemiz bence biz lazım. Bir yerleri kazdık ve bir şey çıktı ortaya ama evet, henüz bilmiyoruz ne olduğunu. Bir daha kazalım mı kanka? Bilmiyorum ki abi ya. Bence handaşlarımız acaba... da denesin mi? Ya ama bir daha kazsak çıkar mı ki bilmiyorum. Allah Allah. Bilmiyorum ki. Abi burada abi, duruyordur. Benim dışımda geldin. Gören de yok ya. Anlamadım gitti. Ben görmedim. Abi ben gördüm abi. Ha tamam. Sen de mi gördün? Tamam doğru da görmüş. Ne oldu? Ne oldu? Sen de mi gördün? Ben görmedim. Niye Oğuz dedin? Oğuz demedim. Aa dedim. Nasıl olur ya? Allah Allah. Her neyse ben abi. Ben bakacağım. Çatılara bakacağım. Tamam kanka. Arkadaşlar yavaştan o zaman videomuzun sonuna gelelim. Çok garip geldi bu defa bana. Anlamadım. Şimdi ben eve tekrardan ışınlanıyorum diyorum. Genel bir tekrardan bağlayalım abi. Arkadaşlar normalde böyle bir şeyle karşılaşmayı düşünmüyordum. Garip bir şekilde sadece kafa çıktı abi karşımıza. Brokehaven suratlı bir kafa çıktı. Güncelleme gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle serbest gezme işi çok harika olmuş. Server sahibiyseniz bu arada serbest gezebiliyorsunuz. Onun dışında gezmenizin imkanı yok. Abi sizlerin yorumlarını alayım. Evet pratik senden yani, başlayalım. Çok güzeldi. Kanka çok güzel olmuş da ben bu gizemi anlayamadım ama. Kanka ben de anlamadım zaten. Kafa falan çıkıp duruyor. Ahmetciğim sen neler düşünüyorsun? Ay bence aşırı güzeldi ama o kafa olayı çok korkunçtu. Aynen. Evet. Kübra'cığım sen ne düşünüyorsun canım? Yani Hankanal'cığım böyle kafalar nasıl olur hiç anlamıyorum. Neye benziyordu bir söyle istersen. Lan kafa var diyorum. Tamam mı? Kafa, surat. Top böyle kafa. Mr. Brokehaven. Böyle mi? Ana bu ya çıktı gene bak. Ya Kübra sen miydin? Ya ben biliyordum artık. Ulan yemin ediyorum. Nasıl yapıyorsun lan onu? Ana! Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız short videomdan izlersiniz. Ya bırak. Oğlum bu nasıl yapmış lan bunu? Lan baksana vücudu yok. Ana! Ben bunu baltalayacağım kanka. Abi bence de Kübra'ya bir dalın. Ulan 100 yılın gizemini buldum zannedip öyle bir heyecanlandım ki Kübra. Kusura bakma kafanı şöyle bir gömeceğiz seni. Baltala. Hiçbir şey yapamazsınız. Ben Mr. Brokehaven istediğim yere ışınlanırım. Hadi bay bay. Bay bay. Harbiden ışınlandı gitti. Evet arkadaşlar geldik bir videomuzun sonuna da. Bugün gelen güncelleme 10 üzerinden 10 puanlıktı. Kübra'nın bunu nasıl yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Lütfen arkadaşlar gidin onun short videosundan da öğrenin. Bana da öğretin ben de Kübra'ya pis şakalar yapmaya devam edeceğim. Özellikle Hıyar benim videomda olduğunu bile bile bilerek yaptı bunu. Bayağı beni şey yaptı heyecanlandırdı. Hep böyle yapıyorsun Kübra çok gıcıksın. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.